Yani AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara, Haber Aks TV Genel Yayın Yönetmeni Ümit Ceylan ve siyasetçi Mehmet Ali Coşkuner'in Haber Aks TV ekranlarında ortak sürdürdüğü Seçim 2019 programının konuğu oldu. Bu ittifak birkaç puan daha fazla oy almak ya da birkaç tane daha fazla belediye almak üzerine kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak Türkiye'de dış güçlerin dayatmalarıyla yapılacak olan darbe, terör olayları, milli birliğimiz ve beraberliğimizi engelleyebilmek, içerideki işbirlikçilerini etkisiz hale getirebilmek için ortaya çıkmış bir ittifaktır. Milletvekili Köktaş programda Samsun'un Tekeköy ilçesinde yapılan lojistik merkezle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Benim hayalimdeki, açık söylüyorum, lojistik köy OSB'si bu değil. Benim hayalim daha farklıydı ki olması gereken de o hayaldi. Gerçeği buydu, realitesi buydu. Ama o günkü yönetici arkadaşlar niye böyle düşündüler, niye yaptılar, niye buna karar verdiler ben bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz, işletme kurulan depolar, işletmeyi çok rentable, feasible kılmıyor. Çok pahalı bir işletme mantığıyla kurulmuş. Oysa ki bu tip yerlerin elleşleme dediğimiz, depolama dediğimiz birimlerin, paketleme dediğimiz bu birimlerin çok ucuza mal edilmesi gerekiyor. Köktaş son günlerde Samsun gündeminde olan tersane alanına sanayi yapılması konusunda da bilgi verdi. Burayı mevcut tersane alanıyla bir planlama yapıp daha çok teknolojik ürünlerin üretileceği, savunma sanayi, telekomünikasyon, araç yedek parçalarının vesaire gelişmiş bir sektör, çok kısıtlı alanlarda üretim yapıldığı bir noktada bunun bir çekim merkezi oluşturmamız gerektiği noktasında bir kanaatimiz var.